O kadar hakim olmadan simgesel ortamı nasıl bu kadar iyi kuruyorlar? Bir. Sen de komik olduğunu düşünüyorum. Ya şu adam... Komedyen sen... var. Abi komedyen var. Evet. Kim mesela? O söyler misin? İsim veririm illa. Evet. Salak mıyım lan? Yani bunu versen çok iyi olurdu. Hocam bak şimdi bu kaçıncı bölüm olarak yayınlanıp bilmiyorum ama yani emin misin? Ya seni severiz. Standartım var. Şimdi bir gördüğüm iki kişi halatta seni böyle çekmiş aşağısın. Evet, komedyenin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Yine sevgili Yalın Alpay'la beraber enerjik ve yüksek hatta enerjik buradayız. Çünkü bugün keyifli bir konuğumuz da var. Biraz sonra söyleyeceğim kim olduğunu. Yalın merhaba, hoş geldin. Merhaba, nasılsın Onur? İyi, zaten biraz sonra söyleyeceğim dedim ama muhtemelen altta yazıyor zaten kim oldu. Büyük, Mesut yazıp başka birini getirsek ya. Tamam, bence güzel fikir. Nasıl geçti bu hafta? İyi, güzeldi senin. Benim de güzeldi. Seninle buluşacağım günü heyecanla bekliyorum. Sağ ol dostum. Yalın'la konuşmayı çok seviyorum ama Yalın'la konuşurken şöyle bir şey hissediyorum. Seni ne kadar konuştursam cebinden böyle sanki o kadar paranı alıyormuşum gibi. Kendimi çok rahatsız hissediyorum ya. Ne, hani sanki öyle? Şöyle hani atıyorum bakkalım var, arkadaşımın bakkalına giriyorum ve hani bunu aldım helal et kanka deyip çıkıyormuşum gibi. Seni yoran bir şey yok. Çok üzülüyorum ya. Ama işler içinde umurumda da değil. Sağ ol. Ya sonuçta ben kapmaya çalışıyorum. Sen çünkü çok alengirli şeyler soruyorsun bana. Anlatınca da yoruluyorum yani. Alengirli dediği şeyler şu. Yalın merhaba diyorum, diyor ki merhaba diyorsun ama onun kökenini biliyor musun? Böyle alengirli şeyler. Bir kere şaka yaptım. Dedim ki sana odun desem bir saat konuşursun, bir saat konuşursun. Gerçekten çok keyifli. Bedava gerçekten. Eğitim. Allah razı olsun. Oğlum sağ ol hakikaten. Evet. Seninle konuşmak hep çok zevkli biliyorsun. Hep beni çok güldürüyorsun yani. Onu hissediyorum. Yoksa konuşmam. Sen bir de sertsin. Yani sevmedin mi hissettiriyorsun mesela şey. Evet evet. Sana öyle bir şey hissettirmemişimdir yani. Evet. Bazı şeylerde hissettirdin. Oraları bir daha göremediğin için. Hangi şeydi ya? Bir program için evde bir yer gösterdi. Ben kütüphanemi gösterdim. Kütüphanem nasıl dedim. Yani şöyle çeksek olur mu dedim. Bok gibi dedi. Ben öyle demem. Daha kötüsünü söyleyeyim kötü mi? Yumuşattım. Yumuşattım. Ama kütüphaneyi tek bakışta içeriği için söylediysen kitapların o daha kötü. Aslında biliyorsun içeriğini. Şimdi hani konuşursak evet, garip olabilir. Hani başka bir yazarı kötülemek istemem yani. Evet, içeriği için demedin tabii ki değil mi? Allah Allah, öyle olabilir mi? Olamaz ya. Öyle bir şey değildir. Bu hafta çok garip bir şey yaşadım. Vapurda yanıma bir tane adam oturdu. Adam gazete açtı bir tane. Gazete eski püskü. Şöyle bir baktım eski bir gazete. 90'ların gazetesi. Adam gazete okuyor böyle. Dedim nerede makara yapıyorlar. Şöyle baktım hani beni tanıdı komedyenim şaka mı yapıyorlar falan dedim. Adam okumaya devam etti. En son dedim abi ne yapıyorsun eski gazete okuyorsun dedim. Biliyorum dedi. Bu daha iyi dedi. 91 senesinin gazetesi. Haberler çok güzel. Moral canım sıkılmıyor dedi. Oyu kime vereceksin dedim. 91 senesi siyaset okuyor falan. Dedi ki Doğu Perinçe'ye. Niye dedim. Adam sosyalist dedi. Bizim saçmalama abi. Geçmişte kalmış hakikaten. Gazeteye bir baktım hakikaten şok oldum. Doğu Perinçek sosyalistmiş. 91 yılında Sosyalist Parti'den seçime girmiş adam. Ben bunu satarım dedi sonra gazeteyi. Güzel haberler var bir de bir tek bende var dedi. Enteresan. İnsanlar iyi değil. Harikasın. Ben şimdi tabii tarihle falan ilgilendiğim için eski gazete okudum çok oluyor da tabii evet. Kamusal bir alanda değil. 91 hatırlıyor musun seçimleri? 11 yaşındaydım ben. Hatırlıyor Körfez musun? Krizinin olduğu dönem tabii yani hatırlıyorum. Vay be. Ben hiç 91 ile ilgili detay veremem. Öyle mi? Evet. Ama aramızda yaş farkı var onda. Başka farklar da var. O zaman konu çağırma. Benim aleyhimedir eminim. Yok yok senin değil. Ben senin o şey 1,5 yaşında bir videom var. 2,5 yaşında bile. Bir tane adamla program yapmış 2,5 yaşında. İsmini unuttum adam diyorum. Mete Akyol. Ki dönemin hani önemli adamlarından biri. Televizyona çıkartmışlar. Tövbe estağfurullah. Adam yanında çok düşük profili kaldı. Sağ ol. Adam 2,5 yaşında çocukla başa çıkamadı. Ben dedim ki ya vur tokatı sustur. Onu çok komiksin hakikaten. Sen de çok tatlısın. Çok gülüyorsun. Çok gülüyorsun. Ben de şaka yapasım diye. O zaman konuğumuzu çağıralım mı? Haydi. O zaman alkışlarımızla da değil. La la la. La 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 la. Mesut Süre geliyor. Hanımlar beyler bendeniz Mesut Süre. On diyenlere o desin. Komik mi diyor lan bizim program? Niye gülmedin sen? Bu insanlar anlamıyor mu şakadan? Kitap da kitap. Okumamış da. Terbiyesiz hala kitap diyor. Merhabalar varlık ve eşlik nasıl? Ya bunlar nasıl şakalar ya? Ya
Abi hoş geldin. Hoş bulduk güzel kardeşim. Nasılsın? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi. Biz de iyiyiz. Gülüyorduk sen yokken. Bayağı eğlendik. İnşallah düşürme programı. Beklentimiz yüksek her zaman. Sen yokken çok iyiydi abi. Keşke gelmesin. Çok güzel açtık. Çok eğlendik. Sonra çağırıp çağırmakta kararsız kaldık. Oğlum, ama güzel olurdu. Mesela çok güzel açtınız. Devam ettiniz. Balkondaydım ya ben. 1,5 saat sonra. Gelmedim. Geldim yoksunuz bile. Ama ismini yazacağız abi. Paylaşırsan da seviniriz. Sağ olsun geldi ama diye. 615 yıl önce dünyadaki ilk banka kuruldu. Finans sisteminde her şeyi değiştirdi. Eğer biz bugün bir banka olsaydık, 610 ya da bilemediniz 600. yaşımızı kutluyor olurduk. Hem de bu toprakların ilk bankası olarak. Ya da telekom sektöründe olsaydık diyelim. Hello. Hello. Bu teknolojinin öncülerinden olarak bugün 130 yıllık tecrübemizle Hello. Hizmetinizdeydik. Hello. Peki ya havacılık dünyasında olsaydık? Bugün 100. yılımızı kutluyorduk. Tabii ki tüm yolcularımızı havalara uçurarak. Ve bilgisayar. Bir bilgisayar markası olsaydık, 60 küsur yıldır çığır açan yeniliklerimizle hep yanınızdaydık. Peki, biz kim miyiz? Biz hem çok eski hem de çok yeniyiz. 14 yıllık Bitcoin tarihinde 10. yılımızı kutluyoruz. Türkiye'nin ilk Bitcoin alım-satım platformu BTC Türk, size ilkleri yaşatmak için var. BTC Türk, hep dahası var. Mesut abi ya ben şöyle bir tespitte bulunmuştum. Biz hocam merhaba bu arada. Ben hoş geldin. Çok izledim. Ben de öyle. Burada olmak ilişki da... testine bayılıyoruz. Ay sağ ol. Vallahi. Eyvallah. Bayıla bayıla izliyorum abi. Bir de Nemlizade'de de 5 bölümü 3'er kere falan indirdim. Abi teşekkür ederim. Yani. Nefis. Şu an beni öveceğiz. Yok yani övecek bir şey yok. Nefis iş yani. Abi teşekkür vallahi. Ederim. Teşekkür ederim. Biz bunu yayınlarız. Daha ne zaman dönersin diğer sezonu bilmiyorum ama önü çok açık. Sağ olsun. Sen çok paylaştın bir de sağ ol. Estağfurullah. Destek oldun. De paylaştım. Kendimle paylaştım ben yani. Evet. Çok güldüm. Çok iyi iş. Vallahi sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi böyle bir şeyle karşılık vermek. Ya yok ya. Galiba gömecekti bana. Övünce. Böyle deyince de şimdi ben. Aportta kaldı. Telefonu geri bırak. Biz sana gülmüyoruz ya. Abi şöyle bir şey yaptım ben. Komedyenlerle ilgili. Tamam. Edebiyat akımı gibi. Şair akımı gibi düşün. Konu hepsini böyle birbirinden ayırdım. Tamam. Tespitçiler, taklitçiler, ofansifçiler, hikayeciler, interaktifçiler, durumcular, müzikçiler, uydurmacılar, bir de saldım şehirciler var. Onları kim olur biliyorsun. Seni gördüğüm kadarıyla interaktif abi. Tabii. Doğru mu? Doğru. 15 senedir insanlarla iletişim kurarak yapıyorum yani. Bence en önde gelenlerindesin. Eyvallah ama yani oranı %30-40 arasıdır yani stand-up'ımda. Yani tam set değil, tam interaktif değil, yarı yarıya. Bir de böyle insanlarla konuştuğum konunun sonunda bir stand-up hikayem var hepsinde yani. Yalan ama konuşuyorsam yalanla ilgili bir hikayem var gibi. Hem hikaye hem interaktif gibi. Gibi, evet. Yani belki hiç izlemeyen varsa yoktur ama Mesut abinin ne yaptığına dair. Ya stand-up izleme illaki vardır canlı gibi. Öyle mi? Çünkü bir yerde yayınlanmıyor. Stand-up daha mı az izleniyor diğerlerine göre biletli de canlıda? Tabii. Yani öyle şöyle insanlar dönemde öyle biraz. Senin değerini bilmiyor. Yok yok. Kendilerini de görmek istedikleri bir şey tercih ediyorlar haliyle. Hmm. Yani benim gibi işte Fazlı ile Cem'in yaptığı çimen gibi işlerde çekiyorlar ya, beş kalaya çekiyoruz ya. Kendi de orada bir anı onun için. Kalkıp mikrofonla konuşma şansı var. Sonsuza kadar kendini izleme şansı var. Stand-up etkinlik yapıyorsun ve bitiyor. Bu çok ilginç. Sahnede bir iş olduğu zaman seyirci çok daha fazla geliyor. Stand-up'ta ben şunu merak ediyorum. Şimdi tek başına çıkılan bir şey. Arkada bir dekor yok, bir şey yok. Bir metin, sırf sözel yani. Sadece simgesel bir evren. Bir anlatı. Ortaya koyma şansı da yok. Simgeden gitme zorunlu yani. Bir dil olarak kurma zorunlu. Ama görüyoruz ki stand-upçılar dili o kadar hakim değiller. Peki o kadar hakim olmadan simgesel ortamı nasıl bu kadar iyi kuruyorlar? Buyurun. Ben sen de değişik sorular sormayın. Bazen yalın bir şey anlatıyor. Sonra onu açıklamaya çalışıyor. Onu da anlamıyorum. Yani stand-up'ta ne işi var simgenin? Ben öncelikle onu söylüyorum.
Yani üzerine bu kadar kafa yormadan yaptım bir şey. Yalnızca. Şöyle. Çok seviyoruz. Yorun ama ben sizin yemeğim gibi atlama geldim. Sen soruyu sorarken dedim ki boku yedik. İnşallah cevap veremez çünkü ben de bir şey demek istemiyorum. Sahnede benim aklıma simge gelse benim hikayem unuturum. Olsun ben ısrar edeceğim. Buyurun efendim. Şöyle demek istedim. Ya Yalın Hocam Türkçeden Türkçe'ye çeviriyor bizim için. 35 dakika tek soru devam ediyor. Ne abi bu simge? Şöyle demek istedim. Ay, çok şimdi olur. Bir olay anlatımı olduğunda biz onu dille anlatıyorsak, yani şurada masa var, burada adam geldi, burada adam gitti dersem, kendileri yok ya bunların. Hı-hı. Simgeleri var. Tamam. Ne bu simgeler? Dilsel sözcükler. Ben çıktığımda bir şeyi gösteremiyorum, anlatıyorum evet. Stand-up'ta. Bu yüzden gösteremediğim şeyi dile çevirdiğimde onu dilsel simgeyle ifade ediyorum yani. Hı-hı. Yani dile getirmiş oluyorum, tercüme ediyorum. Şimdi şöyle bir şundan sormuştum soruyu. Simgesel anlatım olduğunda izleyen anlatılandan farklı bir şey alma ihtimali yükselen bir kişiye dönüşüyor. Tamam. Şimdi bu yükselmede stand-upçı günlük hayatı tasvir ederken hayatı olduğu gibi tasvir etmiyor. Ne yapıyor? Varsayımlarımızı değiştiriyor. Hı hı. Gündelik bizim toplumsal kurduğumuz gerçekliği kırıyor. Ve bir anlığına kırdığı gerçekliği yerine mantıklı başka bir anlatı sokuyor. Hı hı. Bu bize hem anlamsız geliyor hem de ilk kurduğumuz toplumsal gerçeklik anlamı da kırılıyor. Bir kısa devre oluşuyor. O kısa devrede bize absürt ve saçma geldiği için gülüyoruz. Falan oluyor. Hatta bedenimiz, şimdi kahkaha atmak nasıl bir şey? Gündelik yaşamımda kontrol altında tuttuğum bedenin kontrol dışına çıkması. Hı hı. Kısa devre oluştuğunda simgesel, biz dünyayı simgesel anlarız. Görürüz ama yine de kafamıza düşünce olarak çeviririz, simgesel olur. Stand-upçı çıkıp mevcut simgesel anlatıyı kırıp onun yerine başka bir anlatı koyuyor. Fakat biz o anlatıyı, şimdi ben 43 yaşındayım, 43 yıldır öteki anlatıyı gördüğüm için stand-upçı beni hemen ikna edemiyor. Ama anlık bir şey sokuşturuyor araya. Böylece hem eskisinden vazgeçmiyorum hem de eskisinin bir anlığına dahi olsa ne kadar saçma olduğunu gözlemliyorum. Ve o sırada bedenimin kontrolü de elimden çıkıyor. Kahkaha atmaya başlıyorum. Gülünç geliyor. Şimdi bu gülünçlük geldiğinde... Çok araya gireceğim. Tabii. Hoşçakalın. Hocam, bana böyle denmedin. Çok zor oldu. Bana denmedin. Abi, stand-up'la ilgili konuşacağız derdi. Anlatabiliyor muyum? Stand-up konuşuyoruz. Ya, Bilge Karasu'dan şiir okunuyor benim şu an karşımda. Ben anlıyor gibiydim, dur. Hocam, biz de kafa yorduk. Biz de anladık da. Mesela istiyorum şu an Yalın Hocam kendi kendine cümleyi bitirsin. Cevabını versin, başka bir şey geçelim. Anlatabiliyor muyum? Yoksa kaçmıyorum. Ben anladım ama burada şöyle bir şey var. Onurcuğum biz de salak bir şeyler. Konumuz anlamak değil. Ama böyle başlarsak bu programı 25. dakikada ne konuşacağız bana bir anlatsın. Buyurun hocam. Ben de artık unuttum. Ay, estağfurullah. Alışık olduğumuz 43'ün bir dünya vardı. Sen de onu kırdı. Başka bir dil koydu araya. Evet. Ama söyledi çekildi. O da başka bir yöntem. Evet. Aklında evet. Kalanlar bunlar. Buyurun hocam. Evet. Simgesel anlatıyı kurdu. Hı-hı. Başkasının kafasında başka şekilde biçimlendirdi. Burada şaka yapma pratiğinde bir formül var mı? Bu normal gerçekliği dilsel olarak kırıp yerine yepyeni bir gerçeklik koyma, çünkü çok az sözcüklü oluyor. Hı-hı. Bunları yaparken de stand-upçının dile çok hakim olmadığını gözlemliyoruz. Bu büyü nasıl oluyor? Alışılagelmişin dışında başka bir yöntemle aynı durumu anlatan, aynı vaziyeti anlatan stand-up bir biçimdir. Başından geçen anları içerilerine tespit koyarak anlatmak bir biçimdir. Bir sürü biçim var burada. Yani salt, ben başıma gelen anıları anlatıyorum. Bu da çok yemiyor. O senin bireysel hayatın. Ama bir insan kendi babasıyla ilgili bir örnek veriyorsa aslında öznel bir baba ama bütün babaları da ilgilendiren bir şey olduğu için aslında bir tespite kayan bir durumda var orada. Yani anıcı stand-upçı ya da tespitçi stand-upçı. Bu ikisinin artık karma karışık bir hal aldığı bir yerdeyiz bence. Ana anlatan da bir yerde uyduruyor bu arada. Hani ben hikayelerimi anlatıyorum da biraz o var ya. Yalın Hoca'nın seçtiği kelimeye bak, bir de bize bak. Uyduruyor lan bunu. Bir de söylediğinde şöyle bir tehlike var bizim için. Dedin ya aslında kabul etmiyorum söylediği şeyi ama bir anlık komedi kabul getiriyor. Kabul etmiyorum değil. İkna olmuyor. İkna olmuyor. Hani birinde 43 yıl uğraşılmış. Evet.
Bu ben bir anlamda boşa gitti. Biz böyle mesela 250 kişi anlatırız. 2 kişi böyle somurtuk oturur. Biz deriz ki, ben çok kahkaha atarım. Biz deriz ki herhalde Türkçe bilmiyorum. Hayır, ben çok kolay bilirim. Hemen çok kahkaha iyi, atarım. Hemen. Tabii, değil mi? Orduş, bizde şöyle bir şey oluyor işte. Gerçekten ciddi bir şey söylemeye kalktığın zaman, özellikle komedi sahnesinde, ben bazen stand-up da yapıyorum. Aklıma bir şey geliyor, konu gidiyor. Ciddi bir şeye giriyorum. Siyaset oluyor, bir şey oluyor. Abi arkama alamıyorum seyirciyi. Seyirci şey oluyor yani. Hadi Allah aşkına. Ama stand-up'ta önemli ciddi olan ciddi alınmak çok zor söylemek değil ki. Aksine değil zaten. Bence, hafife almak, alaladeleştirmek. Yani günlük hayatın alaladeleşmesinin evet ama yolu, bazen de ciddi bir şey söylemek yolu. İstiyorsun ya, sosyal medya kullanıyorsun, halk içine çıkıyorsun vesaire. Hep komedyen kişiliğinde kaldın mı ciddi konuşabiliyorsun. Ben komedyenliğin çok ciddi bir iş olduğunu düşünüyorum aksine. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü felsefe ve sosyolojiyle çok ciddi bağlantıları da var. İnşallah. Bence öyle. İnşallah. Çünkü hepsinde bir tespit var. Yani şöyle düşün. Boş muyuz biz? Sosyoloji nedir? Etrafımızda gördüklerimizi dilsel olarak çerçeveleme. Ama birbirinden farklı sosyolojik yaklaşımlar yok mu? Var. Ama olsun, hepsi var olanı çerçeveliyor. Stand-up da çerçeveliyor. Felsefe nedir? Ondan çıkarım yapmak. Toplumsal yaptığın tespitten çıkarım yapmak. Stand-up ikinci adım olarak felsefi argüman ileri sürüyor. Mevcut olanı bize başka bir argümanla gösteriyor. İşte o bizim komiğimize gidiyor. Aslında izlediğin için Yalın Hocam daha kolay anlatabilirim. İlişki testinde benim yaptığım şey şu aslında. Mesela hep dikkat ettiğim bir şey. Herhalde 200 bölüm çektiysem 20'sinde söylemişimdir. Ben terapist değilim. Psikiyatr değilim. Psikolog değilim. İlişkiyle ilgili ben işletme mezunuyum ve benim bir işletme diplomam var. Eğer o programı yaparken komedyen kalırsan, İlişkinin içerisine girmezsen, böyle dandun tavsiye vermezsen bir çifte ve sadece bu program gülme amaçlı yapılıyordur dersen, o zaman doğru bir şey yapmış olursun. Tabii ben tam de olarak işte aslında ciddi bir şeyle ilişki konuşmak, ama sen onu komedide kalarak yaparsan o zaman insanlara geçer. Öbür türlü derler ki birader sen işletme bitirdin. Anladın mı? Çok nadir böyle hani iyice gelen, genelde beyefendilerin oluyor. 3-5 bölümde olmuştur. Kekontrak bir şey söylüyorsa diyorsun ki aga sen de azıcık dikkat et yani. Bak darlıyorsun kızı. Orada evet. Bir böyle herkesin kabul ettiği bir tespitte bulununca yani halkana geliyor. Biraz açıp geri gelmişliğim oluyor ama onun dışında evet. Her zaman komediden kalmak lazım. Ben işin şakasındayım baba. Yeter ki kendi %100 katılıyorum. Hatta evet. Komedinin kendi doğası böyle diye evet. Düşünüyorum yani ben. Ama bunun üzerine yani şöyle tabii bence bu şeyler de farklı. Yaklaştığım yerler de farklı. Bunun üzerine çok fazla kafa yorarsan da, ben neyi ne için yapıyorumu da sahnede çok fazla kafa yorarsa da, en azından benim yöntemim için böyle, bu sefer de o anlamın içerisinde kaybolma riski var. Biz biraz yapıp çıkacak anlamları sizden dinlemek daha kıymetli gibi geliyor bana. Anladın mı? Yani bir şeyi yapmakla üzerine kafa yorup yapmak, bunu şundan yapıyorum, bunu bundan yapıyorum, o kadar vaktim yok benim. Özellikle yaptığım işte. Nasıl olsa Yalın Hoca'nın bol vakti var. Yani, İstanbul'da sahnede bakmıyorum. Bir buçuk saniye, bir saniyenin altında duyduğum bir şeye şaka yaptığım için orada. Ve aslında canlı çekiyoruz ama tamamını yayınlamadığımız için biraz ona güveniyorum. Yani kurgu işler biraz daha güvenilir işler yani. Yani orada kırıp dökebilirsin canlısında birkaç kere ama onu yayınlamazsan olur bir tane. Orada bir üç kişi görür yani. Yok, katılıyorum. Çünkü stand-up bir performans işi. Yani bir performans nedir? Anlık olarak yapılan, refleks vereceğin şey. Ve sanatsal bir şey. Sanatta ne önceliklidir? Önce düşünüp sonra öğretmek değil. Önce eylemek, sonra gerekirse düşünsel olarak onun nedenlerine, gerekçelerine evet. inmek. Aha. Dolayısıyla stand-up'ı ben sanata yakın görüyorum. Fakat onun sosyolojik ve felsefi temellerini görmezden gelemeyiz diye düşünüyorum. Bu arada bazen inanmadığın şeyi de söyleyebiliyorsun güldürmek için. Ya gayet normal. Mesela bir evet, roman yazarı da böyledir. Hatta doğru. Beyler şöyle bir durum oluyor. Yani psikiyatride İşte felsefede çoğu şey romancılardan alınmıştır. Kimliğin, benliğin, benim toplumla olan ilişkisinin nasıl isimlendirileceği genellikle edebiyatçılardan alınmıştır. Mesela Sad, Marquis de Sad, sadist. Mazoş, yazar, mazoşist. Oidipus kompleksi. Niye? Çünkü bazı şeyleri felsefe, sosyoloji olduğu şekliyle, rasyonel anlatıyla ortaya koyamaz. Bunları ya bir sanatçı görselleştirir, ya da bir komedyen hicveder, o zaman biz gerisini kendimiz tamamlarız. Ve mevcut sistemin işlemediğini o an fark ederiz. Çok onu güzel. Hicivci fark etmiştir. Şöyle şeyler oluyor, sözünü kestim. Şöyle şeyler bizde de oluyor. Daha basit örnek olacak ama en azından herkes anlayacak diye düşünüyorum. Bazen hani böyle siyasi bir şaka yapıyor, ortamda biri diğeri şey yapıyor ya, olacak. Aslında o da bir şeye döndü. Dediğin gibi kalıba döndü yani. Olacak o kadar dediğin anda yapılmış şakayı anlatıyor. Mazoşist örneğinden yola çıkarak verdim. Evet, evet, edebiyattan çıkıyor. Evet. Şimdi ben Mesut Süre'ye aşırı gülüyorum. Eyvallah. Ve çok keyif alarak izliyorum. Özellikle ilişki testinin
çok fazla bölümünü izlemişimdir. Aha. Çok fazla bölümünü. Ne güzel. Gelenlerin bir süre sonra sana teslim olduğunu ve bütün böyle söylenmemesi gereken her şeyi söylediğini görüyoruz. Çünkü nasıl başarıyorsun? Satmıyorum bunları sende. Ben de çok kapıyorum. Yalan söylediklerini düşünüyor musun hiç onların da? Onları çok ilgilenmiyorum. Ama şöyle çok yani nasıl desem sallayacakları bir durum yok. Mesela ikinci bir projem var ya benim Yalnızım Mesut Bey. Orada da gerçek kalmaya çalışıyoruz ama orada bir muhatap olmadığı için, geçmiş ilişkileriyle ilgili konuştuğu için çocuk ya da kadın. Evet. Tam bilmiyoruz ne olduğunu. Mesela biri bir şey anlatıyor, bana Instagram'dan DM geliyor. Benim eski sevgilisim öyle şeyler olmadı diyor. Orada %100 emin değiliz. Sadece gerçek olduğunu düşünüyoruz. Ama ilişki testinde muhatabın yanında. O yüzden de taraflardan bir tanesi yalan söylediğinde zaten cevap verecek olan yanında yani. Evet. Beraber şunu dedilerse gidelim burada böyle deriz. Burada da şu sorudan kaçalım dedilerse onu bilemem. Ama ben rastlamadım. Biri aslında gerçek olduğunu düşünüyorum. Bir önemi de yok bir yerde. Sadece güldürmek ya programı biraz yapma daha amacın güldürme aslında. Demin kendin de dediğin gibi ilişkiyle senin bir işin yok. Benim ki yok ama ilişkinin kendisini gerçek çünkü Yalnızım olması Mesut Bey de bir proje. İlişkiyi kafaya takmış biri olsan Yalnızım Mesut Bey yapmasın ya da stand up yapmasın ya da Meksika açmasın. Kimseyi kaçırmak istemem. İlişki yalnız mısın sen de gel. Sen de. ben bir tane söyleyeyim. Dayıyım Mesut Bey bütün dayılar almış. Yaşlıyım Mesut Bey. Yaşlılar. Gider ayak artık. Son iki senesi kalmış herkes alıyor. Yaşlı demek istediğim bir şey. Bak sana bir şey diyeyim. Yaşlıyım Mesut Bey tutar. Tutar. Çok izlenir. Çok da güzel olur. Ve hikaye de çok onlarda. Ben biraz ilişki testinin mesela muadili programlara göre kurgusu da daha azdır. Yayınlanma oranı da daha yüksektir. Biraz kitap gibi olduğunu düşünüyorum. Şu an 250-300 bin kemik bir kitlesi olan bir program. Geldik. Yani milyonlar izleniyorduk bundan 3-4 sene önce ama 6 sene çok uzun. Yani Avrupa yakası gibi kült bir iş 5 sene sürdü bu ülkede. Evet. 6. yılımızın içerisindeyiz şu an. Biraz böyle hiç tanımadığınız iki insanı 1 saatlik videonun sonunda onlar hakkında fikir sahibi olabilecek kadar iyi tanıyorsunuz bittiğinde. Ya da tanıdığınızı düşünüyorsunuz. Belki de bir yanılsamadır. Onu tam bilemeyiz. Çünkü aynı çiftle aynı programı aynı sorularla 8 kere çekeyim. 8 kere farklı şeyler çıkar. %100. Evet. Öyle göstermek ister kendini. Öbüründe geri çeker. Ben çünkü en ufak değişik bir kelime de hemen onu alıp onu köpür mek benim oradaki görevim yani. Tabii çünkü ben izlerken şunları görmek istiyorum aslında. O açılışı görmek istiyorum. Ha. Mesut Süren'in onlara verdiği yanıtları görmek istiyorum. Yani aslında ilişki o kadar da umurumuzda değil yani. Evet. Mesut Süren'in o ilişkiye verdiği reaksiyonlarla böyle düşünen de var. Beni zaten bana alışık olduğu için sadece çiftten bahseden bir taraf da var seyirciler içerisinde. Var mı öyle? Var tabii var. Yani bu iş benden bahsetmiyor. Harika bölüm olmuş diyor. İşte çocuğa söylüyor. Sen çok güldürdün diyor. Kadın diyor çok tatlısın diyor. Ben oradayım 62 dakika. Yorumda yokum böyle duruyor. Yokum ben. Hatta birkaç jestin var. Müthiş böyle bir şöyle. Ne bir var? Şöyle. Evet. Şunlar hep var. Bayılıyorum yani onlar olunca evet. Onlar olunca ekstra gülüyorum. Bir de Onurlar mesela çok örnekler başarılı, var. Çok başarılı bir komedyen. Tabii, tabii evet Onur öyle. Kendine gülen diye bir şey var. Yani aslında cümle içerisinde de bu küçümsenir. Kendine gülüyor adam falan. Ben ama evet. Kendime eğleniyorken hakikaten komik şey söylediğimi düşündüğümde bir kahkaha atarım yani. Ben de atıyorum. Ben ya de eğlenmek isterim çünkü sahnede. Tabii. Senden zaten evet hep öyle bir elektrik alıyoruz. Buraya geldiğinde bir alamadık ama. Ya ben Samsun'dan yeni etmişim. Şaka İki yapıyorum saat yani. Evet. Kamera açılınca yedim. Evet evet evet. Benim böyleydim sevgili izleyici. Yalnız hocam dedi ki bizi mi sevmedin? Kötü bağırdık. Kahvemi vermedik. Yani çok tatlı gidiyor sohbeti ya. Hiç teknikle girmek istemiyorum. Bir sürü soru var aslında. Yani mesela şeyi merak ediyorum. Stand-up konuştuğumuz için söylüyorum. Tabii tabii. İlişkisi sen stand-up değil bu arada. Yani olsun ya. Stand-up başka bir konu. İlişkisi bir YouTube'da yapılmış bir program ama bir YouTuber olduğumu da düşünmüyorum. Bunu tabii, tırnak tabii içerisinde küçümsemeden de söylüyorum. Ama ben bir YouTuber olduğumu düşünmüyorum. YouTube'a bir işte kameralar 5 kamera çekilen hiç 15 kişilik ekibi olan bir program çekiyorum. Santral Kumpanya ekibiyle beraber. Evet. O yüzden mutluyum yani şu an olduğu yerden programım. Tamam stand-up'a dönecek olursak. Tabii. Ha. Bir stand-up seti sence ne kadar olmalı? Tek kişi video süre söyleyeyim olarak bu o gerçekten evet kişiden kişiye değişiyor. Ama ben bir izleyici olarak bir ders gibi düşün. 50. dakikadan sonra konsantrasyonumu kaybediyorum. Kim olursa olsun sende. Max bir saat durabilirim bir kişiyi izlerken. O yüzden çıkıp 2 saat anlatan, 2,5 saat anlatan komedyenler de var. Ben onun seyircisi olmak istemem şahsen. Benim sahnem 45x2'dir her zaman. 90 dakikadır. Ben şu an 70 dakika yapıyorum. Bir ara 2 saat yapıyordum. Bilet fiyatı hep aynı mesela. Tamam. Yani orada peki 2,5 saat yapıp aynı fiyatı alıyorken 1 saat yapınca mesela hep şey hissediyorum lan bilet fiyatını düşürsem mi acaba? Abi. Çünkü adam orada 2,5 saat yapıyor. Ama muz satmıyoruz böyle bir şey değil bu yani. Ama abi seyirci öyle bakmıyor burada ki. Burada yoğunluk önemli. Yani kaç dakika olduğundan bağımsız. Yani 2,5 saattir ama böyle
yer yer boşluklar vardır. Kendi inanmadığı hikaye anlatıyordur. Ama senin bir saatin çok, ben seni izledim, sen nefis bir komedyensin. Senin bir saatin çok doludur. Ya ben bir saat tercih ederim yani. Burada benim söylediğim komik veya değil, ondan bağımsız. İnsan olarak benim bazı ihtiyaçlarım var. Hava almam lazım, anladın mı? Yani bir kendime gelmem lazım. Belki başka bir şey konuşmak istiyor olabilirim. Bir saatten sonrası bana çok geliyor seyirci olarak. Bence de bir saat. Ben de yapmıyorum o yüzden. Yani 50 dakika, 55 dakika. Geçmiyor. Sen ne kadar izlemek istersin gidip? Yani değişir. Ben de 50 dakika iyi bir süre. Bence güldürmek için bence de iyi. İyi bir süre. 2 saat niye gülmek ister ki bir insafı da delirik ya. 2 saat abi yetmiyordu. 1 saat daha oğlum manyak mısın? Yani Türkiye için belki hayatımız normal olabilir de hani hayat daha zor olduğu için. 100. dakika 110. dakika artık yani böyle. Yok, bence de bir göreve dönüşüyor. Yani zaten salonlarımızın standardı ortada yani. Kliması olan %30, çalışan %5. Tabii. Peki şöyle bir merak ettiğim konu var. Tabii. Bir stand-upçı için metnin kendisi mi daha kıymetli, stand-upçının tavrı mı? Çok güzel soru. Yani ben poker oynuyorum senelerdir. Hiçbir şeyin cevabının tek olmadığını düşünüyorum o yüzden. Hep olasılık üzerinden bakıyorum. Galiba 60 tavır. Yani özellikle benim yaptığım, kendi üzerimden söyleyebilirim yani. Peki, dünyaya bakışın, evet, tavrın, kelime seçişin, nidaların, onlar seni sen yapan bunu, şeyler. Bununla ilgili ben de bir şey söyleyeceğim. Aynı seti bazen anlatıyorum, hep gülünüyor. Bazen böyle kendim de istiyorum, oyundan önce gerginim, bir şey yaşamışım falan. Aynı seti anlatıyorum, gülünmüyor. Çünkü benim tavırlarım çok önemli. Sonra o sahnede şeyi düşünüyorum. Onur izini güldür, hadi o canlılığı ver ya. O enerjiyi senin net anlıyor. Senin net anlıyor. Uykusuzluğun, hepsi yani senin asabının bozuk. Evet, ve bazen komik olmayan bir şey bile çok iyi gidiyor gösteriyor. İyi gidiyor. Evet. Seyirciyle artık bütünleşmişsin. O komik olmayan şeyi anlatıyorsun, alkışlıyorlar. Çünkü evet, o hakikaten enerji çok önemli. Doğru. Peki yani persona diye bir şey kullanıyor musunuz? Yani var olduğunuz kişiden başka birisiymiş gibi hiciv oluyor mu? İşte yok. Benziyordur. Rabarba'da da, Meksika'da da. Hatta Meksika açması bir podcast serisi. Benim Mesut Süre'yi en böyle kusurlarıyla gösterdiğim iş olabilir yani. Persona tehlikeli, sordum. Tehlikeli. Yani hep persona yaparsın hayatın boyunca. Tabii. Eğer öyle başlarsan mantıklı. Çok tehlikeli. Bunu şundan sordum. Şimdi bir arkadaşımla arabaya bindik. Beyaz bir arabamız var işte. Diyor ki ne güzel araba, beyaz güvercin. Ben de diyorum ki ne beyaz güvercin? Albino karga. Şimdi aynı şeyi farklı bir tavırla farklı şekilde isimlendiriyorsun. Ve bu farklı isimlendirme simgesel anlatıyoruz ya. Albino karga diye anlatsam seyirciye başka geçiyor, beyaz güvercin diye anlatsam başka geçiyor. Oradaki tavrı daimi bir Mesut Süre tavrı olarak mı görüyoruz, yoksa program içinde Mesut Süre tavır değiştiriyor? Yok, aynı. Hep aynı. Aynı adamın versiyonu. Kendini Mesut abi tanıdığım için söyleyeyim, aynı. Peki kendini nasıl sınıflandırıyorsun? Kötümser, iyimser, naif? Çok neşeli ya. Ama şöyle, kaçıngan da azıcık yani. Ben hiç sorunu sevmem. Hiç sevmem. Yani. Ben söyleyecektim. Sorunlar sevmem. Eleştiri olarak söyleyeyim. Bakmam, yüzleşmem. Sola giderim. Sevmiyor, evet. Mesut abi çok böyle dert sevmiyor. Benim haklıyken özür dilemiştiğim çoktur. Uzatma diye yani. Uzatma, vaktimden çalma. Tamam. Tamam. Çok iyi. Tamam abi, haklıyım ama. Bana da bazen tamam yapıyorsun. Aslında aklımın şovunu yapıyor mesela yani. Ya. 7,5 satır yazar. Aç, aradım dönmedin, açmadın. Bu nasıl abilik? Oğlum tamam diyorum, bilmem. Haklı mıydın orada? Ayıp ya. Hayır. Bak işte aklının şovunu yapıyor diyorum. Aklıma sendin. Neyse tamam. O sen de sen dedim. Aynısı söyle. Eyvallah. Sen, eyvallah. Kavga etsek ya. Dur, evet, niye yapıyorsun? Sus lan! Yoksa bu program için mi plan? Bu programa davet için mi? Abi önce Mesut abiyle başlayalım. İki çift lafım var kendisi. Sonra ben zaten kalkıp bileceğim. Tabii bana neler anlattı. Ama ya, söylemedi ya hiçbir şey. Hiç öyle bir şey anlattı. Yok ya. Abi, baş tacı dedi. Bu işin en eski yerinden biri olarak şurada bir dile getirmeni çok istiyorum. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanıyor bu. Ben 10 senelik tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki hoşlanmıyor. Evet abi, yakışıklılık konuşuyor. Gerçekten. Şöyle olur mesela bak. Bunları çok yaşadık yani. Sen gerçekten masanın en komisindir. Yakışıklı çocukla flörte başlayıp beraber sana gülerler. Sen bu sefer çocuğu da güldürürsün yani. Anladın mı? Bence bak kadınlar... Gerçek bir palyaço haline getirsin. Sen de bu sefer dersin ki Allah belasını versin böyle hayatım. Daha da komik olursun. Anladın mı? Dersin ki yeterli. En azından eğlendirebiliyorum lan. Bu da bir şey yani. Şu oluyor bence. Kadınlar kendilerini güldüren yakışıklı, çekici ve akıllı erkeklerden çıkıyor. Aynen öyle. Sadece güldürmek çok az yani. Çok... Peki bana şunu düşündürdü bu söyledikleriniz. Yani. Tabii bana çok abartılı geldi yani. İkinizin de ne mazisi var eminim yani. Peki komedide abartı unsurunun taşıdığı önem ne? Çünkü bir şeyi abartılı anlattığımızda komik oluyor. Abartısız anlatınca komik olmuyor. Ne katıyor abartı? Ben her gün radyo programı yapıyorum. Her gün. Ve
İşte iki saat yayında kalıyorum. Bir saatte talk oluyor yani. Bir saatinde konuşuyorum. Her gün bir saat konuşacak kadar ben yaşayamam bu hayat. Hayat sıkıcı bir şey yani. Evet. Tabii ki de atacağım yani. Bana diyor ki herif abi geçen de bu hikayenin sonunu farklı anlattım. Hikayeyi oğlum kendisiye bak. Bir tane bir şey anlattım. Dedim ki ben Beşiktaş. Seni anlattım burada. Beşiktaş sahildeyim. Tamam mı? Tam motora bince bir tane yerde güvercin var. Yükselirken ben çok uzun boylu olduğum için tam yükselemedi kafama çarptı gibi de düştüm. Şimdi bu hikayeyi anlattım. Bir ay önce demişim ki az daha çarpıyordu demişim. E tamam çarpmış. Çünkü zaten böyle bir şey hiç olmadı. Çünkü ben her gün yayında. Tamam bu aslında yani. Anladın mı? Hiç olmadı. Ne güvercinle çarpışma ihtimali oldu ne çarpıştık. Ama bunları anlatmak durumundayım çünkü her gün yayındayım yani. Çok bir şey sormak istiyorum sana. Tabii. Abi senden daha komik olduğunu düşündüğün bir komedyen olmayan arkadaşın var mı? Komedyen olmayan? Evet, özel hayatında eskiden olabilir. Gençliğinde. Yok, komedyen olmayan? Senden komik olduğunu düşündüğün. Ya şu adam... Komedyen sende... var ama komedyen olmayan yok. Kim mesela? Söyler misin? İsmi verir miyim lan? Evet. Sektör... Salak mıyım lan? Yani bunu versen çok iyi olurdu. Çünkü başlık belli olurdu. Olur Gökçek benden daha komik. Oo, kendisi aslında şöyle, olur. Benden komik tam olarak demeyeyim de şöyle yani mesela... Fazlı Polat hiç bu işlere girmediğinde ben Fazlı ile ilgili şeyler çok anlattım masalarda. Ama girince de insanlar ne kadar komik olduğunu da gördüler. İşte ilişkisiyle başladı onun ilk daha insanlarla buluşması. Öyle miydi? İşiyle geldiğinde tabii bundan 4 sene önce. Sonra mı çimenden oldu? Tabii sonra çimen oldu. Ya ilişki testine geldiğinde Instagram'ı yoktu adamın. İlişki testine ben geldiğimde 5000 takipçim vardı 12.000'le çıktım. İlişki testi garip bir yer. Çok iyidir bu arada. Onu sildirdik biliyorsun. İşte İlker öyledir Gümüşoluk. Kemal bizim ekipten ben çok bilirim. Bir de taciz etti bizi. Bir de ben şöyle düşünüyorum Onur ya. Senin de katıyorum. Bir 15-20 kişi varız. Kimse kimsenin rakibi değil. Ben bunu... Onu yeni anladı bence çoğu kişi. Evet ben bunu zaten aman işte komedi arkadaşlarım bana bir şey söylemesinler diye böyle iyi anlaşmaya çalışan bir taraftan yapmıyorum. Gerçekten her başarılı insan sektörü büyütüyor. %100. Yani her bir yırtan insan bir başka stand-up seyircisi kazandırıyor sektörü aslında. Eskiden öyle görünmüyordu. Bundan 5 sene önce rakip gibi görünüyordu. Ben ilk günden beri aynı şey savunuyorum. Sonra göründü ki o çıkıyor, bu çıkıyor, iş büyüyor, çıkıyor bizim pastamız gitmiyor gibi bir şey şöyle oldu. Şöyle bir cümle olabilir mi? Ben yok abi. Bize atıyor ya sadece Mesut'a güleceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz evet. Anladın mı? Kaç kere geleceğim bana da kaç kere izleyeceğim. Diyecek ki başka kim var? Evet. Bütün mesele bu aslında evet. İnsanlara başka kim var dedirtmek. Sen bir yerden çık, başar. Başka kim var dedir. Arkadaşın da çıksın sahneye. O da başarsın. Evet. Bak çok güzel. O da ürünü ön ayak olsun. Bu konuda çok ön ayaktır Mesut abi. Çok destek oldu. Evet. Onur bana söylüyordu. Yani Mesut Süre özellikle bizi promote ediyor diye. Evet. Zaten çok komik adamlar. Bir sürü sahnesi çok iyi adam var. Onur da bunlardan biri. Henüz kafasındaki kadar seyirciyle buluşamayan çok iyi komedyenler var. Evet. Bu nasıl olacak? Zaten sektörün büyümesiyle olacak yani. Hı hı. Yani Amerika'da bir komedyen 10 dakika 8 tane komedi klapı çıkıyor bir gece. Mesleği bu herifin yani. Bizde daha henüz çok prematüre, daha oralara çok var. Ama olursa çok insan var şu an yani. İcracı çok var. Bir de şöyle bir durum da oluyor. Şimdi Mesut Süre olarak sen tabii çok fazla alanda birden boy gösteriyorsun. Ama normalde bir stand-upçının anlattığı anlatı diyelim ki bir saatlik bir anlatı. Evet. 3 yıl onu anlatıyor. Dolayısıyla aynı kişilerin aynı anlatıya 10 kere gelmesi çok gerçekçi değil. Demek ki yani... Kitleyi büyüteceğim. Evet. Ben aynı yani hemen hemen tabii değişiklikler oldu yıllar içerisinde ama yani seyirci kitlemi değiştirerek aynı hemen hemen aynı stand-up'ı oynayabilme şansına nail oldum. Yani peki başka bir iş daha yaptım oradan birileri geldi. Bir iş daha yaptım oradan birileri. Evet senin skalan çok geniş. Aha. Peki stand-upçılar neden 3-4 yıl yeni şaka yazmaktan imtina ediyorlar? Çünkü var olanlar şöyle düşünüyor stand-upçı. Var olan hakikaten komik. Gelen herkes çok gülüyor. Ve henüz yeterince insan gelmedi. Evet. Peki eş zamanlı olarak 2 şov, 3 şov yapmayı düşünüyorlar mı? Yoksa bunun düşünülmemesinin teknik bir nedeni var mı? Ya valla birinci şovu önce bir şunun bir yani amiyane tabiri ekmeğini bir yiyeyim. Evet. Bittiğini anlayayım. Artık seyircim yavaş yavaş azalıyor. Dur yenisini yazarım ben. Hmm. Bunu şundan düşündüm. Şimdi ben olsam Mesut Süre 3 ayrı gösteri açsa 3'ü birbirinden farklı olsa 3'üne de giderim. Bir sürü benim gibi düşünen kişi vardır. Yani ama stand-upçı böyle düşünmüyor. Demek ki orada bir düşünmemesini gerektiren bir şey var. O nedir o? 3 şov aynı anda ben rüyamda görsem derim ki bunun biri çok. Yani 3 şov çok. Yani 2 şov bile bilmiyorum yani şu an. Benim totalde herhalde 3,5 saat gibi bir setim var. Hmm. Ama bunun hakikaten 1,5-2 saatine her yerine hakimim dediğim bir setim var. O yüzden tek setim var diyebilirim yani. Bunu galiba Seinfeld'ler de konuşmuştu bir yerde. Seinfeld mesela ben bir şovu 4 sene, 5 sene, 6 sene bile yapabilirim dedi. Ricky Gervais 2 senede veririm dedi falan. Ki bunlar hani
ulaşıyorlar ikisine de istediklerine. Doğru. Biraz doğru. Çok komedyene bağlı ama dünyada hiç bunu yapan yok galiba. Var mı? Bilmiyorum. Hiç yok. Salt işi stand-up olan insanla konsantre olamazsın Türkiye'de abi. Türkiye'de biraz zor. Yani şimdi komedi arkadaşlarımız podcast'a başladılar. Çok doğru yapıyorlar. Video kesit yapıyorlar. YouTube'a bir şeyler yapıyorlar. İnsanları oyununa gelmeden önce düzenli olarak seni görebilecekleri ya da dinleyebilecekleri bir zeminde, bir platformda ikna etmen lazım önce. Yani radyoda bu 6 aydır. Özellikle benim mesela konuklarım, çoğu program partnerim artık yıllardır geliyor. Haftada bir gelirler. Dinleyicilerin bir insana alışması 6 ay sürer. Yani aşağı yukarı 24 yayın sürer. 24 yayın sürer derken ha tamam. Bu çocuk ya da bu kadın geldi mi bu program çok güzel akıyor. Onur analiz etmiyorum diyordu bak. Anladın mı? Her şey nasıl incecik analiz etmiş her şey. Abi ben sana 40 yılda bir geliyorum bazen hala bana abi seni Rabarba'dan dinliyorum diyor. Rabarba'dan nasıl dinliyorsun diyorum. 6 aydır gitmemişim oraya ben yani. Adam de, hatırlıyorlar ya senden. Sen zaten programı çok istemiyorsun. Yoğunsun da sen senersin. Dik tarafın var. Ama bir şekilde aynen, senin var. Oraya bir kere bile çıksam akılda kalıyor. 150 kişi dinlemiyor. 150 kişinin de aklındayım yani. 150 az dedim biraz. Bu evet önce az. 150 kişi dinlemeli biraz. Hayır örnek. Ben 5 senemi vermişim. Her kaç, hakikaten ne kadar dinleniyor? 150 mi dinleniyor? Bilmiyorum hiç. 150 öyle babandır. Ben elektriğe çıkıyorsam. Eleştiriye hakim. Babandır yalnız. Kusura bakmana. Simge de simge. Abi neden komedyen oldun? Ya nasıl vallahi, karar verdin? Nerede verdin? Nerede komedyen olduğunu anladın yani. Evet lan galiba komedyenim. Abi ben başka hiçbir iş elimden gelmediği için. Yani şimdi düşünüyorum ben. İşletme mezunuyum ya. Ya muhtemelen komedyen olmasam satışçı, çağrı merkezi çalışanı bir şey olacak. Yani yine insanla iş yapan biri olacaktım yani. Bazı insanın elinden sadece tek bir iş gelir yani. Anladın mı? Vila çeviremem. Ondan sonra bu saydıkların hepsini ben yaptım. Sıcağı merkezi, satış. Vallahi, en son işte, komediye doğru gittim güzel. Ve elektrik bölümü okudum. Ampul takamıyorum. Tam olarak dediklerini yaşadım. İyi ki de sen yaşamadan karar ya radyo ben baş, zaman kaybettim. 21 sene oldu radyo başıya. O başladığında dedim ki ha tamam. Yani insanlar beni seviyor. Yani konuşmamı, tarzımı seviyorlar. Oturana kadar zaman aldı ama işim bu demiş oldum. Şans yani. Eskişehir radyoya başlamış olmam. Yoksa yani aynı yolları beraber geçirmişiz yani. Böyle, böyle bu iş. Çok güzel. Ben hepsini denemiş zaman kaybetmişim. Sen çok iyi girmişsin. Valla ağzınıza sağlık ikinizin de. Eyvallah Yalın Hocam. Biz starımızsın. Estağfurullah. İyi ki geldim. Seni kendi bataklığımıza çektiğimizi hissettik. Estağfurullah. Olur mu öyle? Simge diyerek başladım bu yolda. Artık adam ne yapsın anlayabilir mi? Normal sorular soruyor. Sen de baba ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ha. Üç gösteri yapmaz mısın? yani anladın. Bambaşka kelimelerle harika. Dünya kurmuş adam. Bu program yalını bitirme programı. Hocam bak şimdi bu kaçıncı bölüm olarak yayınlanır bilmiyorum ama yani emin misin? yani seni severiz. Standartın var. Çünkü benim gördüğüm iki kişi halatla seni böyle çekmek aşağısın. Böyle aşk olsun olur mu ya bir tanesiniz ikiniz de. Uzun aldır bu kadar net hissetmemiştim. Yani. Resmen Ayşe böyle aynı seviyeye gelindi ve ona göre kelime seçilmeye başladı. ya bir gün yalın hadi söyleyeyim bunu da öyle kapatalım. Tamam. Yalın bana bir şey verdi, bir örnek anlattı. Object A'yı anlattın galiba, öyle bir örnek. Zor bir şey anlattı. Dinledim, bir 10 dakika anlattı falan. Anladım, çok enteresanmış. Dedi ki Onur, bu dünyada 3 kişi anladı, bir dur. Anlamadığından eminim deyip bir daha açıklamak zorunda kaldım. Ben böyle içten içe söyleyeyim, evet anlamamıştım. Çok utandım. Öyle bir şey olmadı tabii ya. Yani. Lacan Object A'yı anlattım ama tabii sonrası yok. Ama sizin şey. Cenahınızda da yani bu kadar entelektüel olup bir de sosyal ilişkileri bu kadar güçlü olan insan da azdır. Bir şeyi bilmek kadar Allah. Aktarmak da çok kıymetli bir şey ya. O yüzden yani komedyen sayısı az Türkiye'de ama sizin gibi çok bilgili olup bunu aktarabilen sayısı daha da az. O yüzden çok teşekkür. Sizin var olmanız acayip kıymetli. Oo, harika. Onarı tamam. Oldum ben de valla. Değil bak gerçekten. Ben çok mutluyum ya. Yalın'a yan yana her geldiğimde çok hevesliyim. Her sohbetimizde bir kitap okuyor gibi. Bir saat konuşuyor. Bir saat hiçbir şey yapmadan 100 sayfa kitap okumuş gibi. Oh diyorum. Abi onun kitaplarını yakıyormuş evde. Ya yanında görüşecek. Olur. Bir şey yok. Kızıyor zaten. Daha fazla konuşturma. Bunlar performans diyor. Seni de kapatalım. Bir de sensiz gibi bir şey oldu ya. Tuhaflık tamam. Oldu. Ben hani oradayken çok inanılmaz güzel bir enerjiniz var. Sen dedim burada Yalın Hocam dedim. Biraz bipolar gibi davranmış oldum. Belki ben hocam diyorum. Siz sen... Ya evet. Hani ben öyle olunca şey garip hissediyorum. Bana siz denirken ben sen demiş gibi olunca ben bir garip hissediyorum. Ama şöyle. Programda hani öyle gibi oldu. Daha bilgili insan her zaman hocam estağfurullah. Çok güzel ya söyledim. Benim çok hocam fazla övündüğüm çok fazla övündüğüm için utandığım bir program oldu ama Mesut Süre hakikaten yine yıldızlığını gösterdi. Estağfurullah. Onur bizi bir araya getirdi. Onur'un şovunda zaten çok gülmüştüm.
Bugün de programda aşırı güldüm. Onur'un açılışına da, sonra Mesut'un söylediklerine de aşırı. Hepinizin çok beğendiğine eminim. Artık bir sonraki bölümde yine bakacağız yolumuza. Umarım Mesut Süre kadar iyi konuklar bulabiliriz. Daha iyi, çok tatlısın. Son bir cümle ben diyeyim. Çok ayıp da tamamen içimden gelerek söylüyorum. Ben varım diye bu programı izleyecek insanlar da olacaktır. Sağ olsunlar. YouTube'a Nemlizade yazsınlar. 5 bölümde izlesinler. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben mahcup oldum gene yani. Ya, abi. İş çok iyi.